Gazi Osman Paşa'da hırsızlar şov yapmış. Zaten arkada videoda görünüyor. Market çalışanları bir hırsızları suçüstü yakalıyor. Tutmaya çalışıyorlar ama karşı taraf coşuyor tabii ki. Bakıyorlar ki çok saldırganlaşıyorlar. Dışarı çıkıp marketi bunların üzerine kilitliyorlar. Haliyle daha da sinirleniyor karşı taraf. Bu sefer de marketi yağmalamaya başlıyorlar. Sağa sola saldırıyorlar. Yangın tüpüyle camı kırmışlar. Polis gelene kadar ki süreçte zaten olan oluyor. Böyle durumlarda herhalde onları daha da kızdırabilecek şeyler yapmadan önce gizliden gizliye polisi aramanız gerekiyor? Diyelim ki işte marketi kilitliyorsunuz. Polisi arayıp haber verdikten en az 5 dakika sonra falan olmalı herhalde. Ama bunlar tabii ki anlık olan şeyler. Yani o kişileri öyle kolay kolay hırsızlık şüphesiyle 5-10 dakika orada tutamayız. Olay daha bu podcast'i kaydettiğimden birkaç saat önce olduğu için haklarında nasıl bir işlem yapılacak o belli değil. Ama çok gözde görünür oldukları için ve haber oldukları için biraz da yine göstermelik bir ceza alırlar. Malum biliyorsunuz bizim hakimler dünyanın en tatlı insanları. Onlara ben gönülden inanıyorum. Hırsızlık, yağma, şiddet, bunun gibi suçlardan kesinlikle ve kesinlikle adli kontrol şartıyla serbest bırakmazlar. Ben hakimlerimize çok güveniyorum. Abi çok sinir bozucu. Şu gerçeklik benim o kadar moralimi bozuyor ki. Başka yerde olsa yıllarca ceza alabilecek kişiler bizde hiçbir şekilde ceza almıyor. Dünyada birkaç tane ülke var ve bu ülkelerin hiçbiri gelişmiş ülke değil. Onlar da bizim gibi. Suçluya karşı aşırı insafla. İnsan şu durumlarda tabii ki şu soru bir işaretini ortaya çıkarıyor. Hükümet niye bu kadar suçlulara yakın davranıyor? Bir de suç seçiyorlar ya orası da çok ayrı bir durum. Geçenlerde 80 sabıka kaydı olan kişinin mesela yakalandığını gördük. Bakalım o ne ceza alacak? Tabii ki öyle ciddi ceza alacağını düşünmüyorum. Bunu artık böyle bir yarışma programına falan mı çevirsek? Acun bu işe el atabilir. Böyle cyberpunk bir atmosfer yaparız. Vardır ya bazı distopik filmlerde işte devletsiz dünyada olabilecek şeyler. Suçlular yarışıyor. Mesela suçlulara her hafta farklı bölgeler veriyor. O bölgede ne kadar suç işleyebiliyorsun? Hırsızlık 1 puan, gasp 3 puan, yağma şiddet vesaire 5 puan, cumhurbaşkanına hakaret 50 puan, yakalandın diyelim eksi 5 puan yiyorsun ama adli kontrol şartıyla serbest bırakılırsan bir 100 puan daha kazanıyorsun. Survivor gibi her hafta bunu işleyebiliriz. Hem bizim siyasiler de bu konuda çok mutlu olabilir. Mesela bana açılan davada İnegöl Belediye Başkanı'na akbüyücü dedim diye 2 yıl 4 ay mı ne istemişler yani? Tabii ki davaya dönüşür mü çok bilmiyorum. Dönüşürse büyük ihtimalle karşı davayla tazminat da kazanabilirim hatta. Ama yani buna bunu isteyip böyle suçlarda hiçbir şey yapılmaması çok rahatsız ediyor. Suç seçiyor devlet. Her şeyi yapabilirsin ama bana laf atamazsın diyor. Ve benden yanaysan daha da rahat bir şeyler yapabilirsin diyor. Orası da çok ayrı. Zehra Kınık olayını zaten biliyorsunuz. Çok sinir bozucu. Ağır bir çöküş içindeyiz ve bu konuda insanlar hiçbir şey yapamıyor. Muhalefet bu konularda hiçbir şey yapamıyor. Yapamıyor demeyelim. Yapmıyor. Çünkü yap yapmak istediğine yönelik herhangi bir şey de görmedim. Ana muhalefet liderimiz zaten parti insanı oldu iyice. Parti yine anladıysa artık. Bir gün orada eğlence yapıyor, bir gün şurada eğlence yapıyor. Çok çok ciddi bir olay olursa böyle ülkenin asıl gündemi olabilecek bir olay olursa çok yer yerinden oynaması gereken bir olay olursa da heyet gönderiyor. Böyle tatlış bir heyet gönderiyor. Çok tatlı. Ya bu işler çözülür mü? Ondan da çok emin değilim. Yani bir kitlesel kalkınma olması gerekiyor ama kitleye baktığında da mafyaları falan kahraman ilan ediyor. Yani bu kitleden de pek bir şey olmaz. Zaten siyasiler kitlelerin yansımasıdır. Dünyanın en sinirli ikinci ülkesiyiz ama kendimize sinirliyiz. Daha doğrusu gücümüzün yettiğine sinirliyiz. Yani olur da öyle siyasilere karşı bir sinir aman aman. Hatta siyasilere sinirlenen insanlara sinirli bir ülkeyiz biz. Böyle olunca da bu konularda herhangi bir gelişim olacağını ben düşünmüyorum. Anca tepeden inme zorla bir şekilde yapılabilir. Bunu bu arada böyle darbeci bir savunma olarak düşünmeyin sakın. O konuda söylemiyorum bunu. Bin yıllık yozlaşma sonucunda demokrasi mekaniklerinin işleyebileceği bir ülke değiliz. Ve ben bunu demokrasiden yana bir insan olarak söylüyorum. İnsanlar seçimlerini yaparken birincil önceliklerine baktığında çok komik ifadeler ortaya çıkıyor. Ya da önüne böyle saçma bir bahane sunduğunda hemen onu böyle benimseyip coşmaya falan başlıyor. Bu da bugünün podcastı olsun. Havaalanına doğru yol alıyorum. Şu uçak saatlerine keşke bu kadar erkene de almasalar da şu saatlerde sürünüyor olmasak. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bugün Bodrum Yarın İzmir'deyim. Özellikle İzmir gösterisine beklerim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.